Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 19 Nisan 2024 Cuma. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Orta Doğu'da sular durulmuyor. İsrail-İran hattında gerilim tekrar yükseldi sevgili seyirciler. Amerikan basını ilk olarak İsrail füzelerinin İran'ı vurmaya başladı haberlerini geçti sabah saatlerinde. Daha sonra İran medyası İsfahan kentinde havaalanı yakınında patlamalar olduğunu duyurdu. İran 3 mini insansız hava aracının imha edildiğini, olayın arkasındakinin belirsiz olduğunu açıkladı. Dünya güneşte bölgede yükselen bu tansiyonla başladı. İran, İsrail canlı yayın duraklarımız olacak. Berlin, Pekin, Moskova'dan da uluslararası tepkileri alacağız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kritik oylama yapıldı. Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliği Amerika Birleşik Devletleri vetosuyla reddedildi. Ayrıntıları paylaşacağız. İsrail 196 gündür Gazze şeridinde katliam yapıyor. İsrail güçleri sevgili seyirciler kuzeyde Cibaliye mülteci kampını, orta kesimde de Gazze kentini vurdu. Biri 8 aylık bebek, 9 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti. İsrail'in 6 ay aşan saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 34 bine yaklaştı. Türkiye Filistin halkının en büyük destekçisi. Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardımlar da Gazze'ye ulaştırılıyor. Mersin limanından ayrılan 9. iyilik gemisi Gazze yolculuğunda Mısır'ın El Ariş limanında. Yiğitcan Karatepe birazdan iyilik gemisinden yayınımıza katılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu TRT'ye konuştu. Kıbrıs'ta ortak zemin olmamasının tek nedeni Rumları otorite görmeleri dedi. Sefa Karahasan Lefkoşa temsilcimiz aktaracak. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nun bu açıklamalarının ayrıntılarını birazdan. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Tacikistan ziyaretinde 28 belge imzalandı. Önemli anlaşmalar. Taşkent'ten Şahrukbek Alimov'dan alacağız detayları. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov Kazakistan'da resmi temaslarda bulunuyor. TRT ve AS TV ortak medya platformu kapsamında işbirlikleri de gelişiyor sevgili seyirciler. Son olarak iki devlet kanalı iki önemli proje için tecrübesini paylaşıyor. Bakü'de çekimlerine başlanan işte bu iki projenin detaylarını da Fatih Havanos aktaracak. Birazdan başlıyoruz. İsrail, İran'a misilleme saldırısı düzenledi. İran medyası İsfahan kentinde havalimanı yakınında patlamalar olduğunu duyurdu. Amerikan medyası da İsrail füzelerinin İran'ı vurmaya başladığını bildirdi. İran'da tüm uçuşlar askıya alındı. İsrail'de Netanyahu yönetimine baskı artıyor. Rehine yakınları ve destekçileri Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın önünde protesto eylemi düzenledi. İsrailli rehinelerin bir an önce evlerine dönmesini istedi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's artan jeopolitik risk nedeniyle İsrail'in AA- olan kredi notunu A+'ya indirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kritik oylama yapıldı. Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliği ABD vetosuyla reddedildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız konseydeki konuşmasında Filistin'in tanınması çağrısını yineledi. Gazze'nin kuzeyinde 730 bin insan sağlık hizmetlerinden yoksun. Filistinli doktorlar Gazze şeridindeki hastanelerin çoğunun hizmet dışı kaldığına dikkati çekiyor. Malzeme ve ilaç yokluğu nedeniyle hastaların ölümle karşı karşıya olduğu uyarısı yapılıyor. İsrail ordusu sadece Gazze'de değil Batı Şeria'da da zulmediyor. İsrail askeri araçları 9 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu ezerek yaraladı. Baskınlarda 40 Filistinli daha gözaltına alındı. Türkiye, Filistin halkının en büyük destekçisi. Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardımlar da Gazze'ye ulaştırılıyor. Mersin limanından ayrılan 9. iyilik gemisi Gazze yolculuğunda Mısır'ın El Ariş limanında. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF toplantıları için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye, Değişken Bir Küresel Ekonomide İlerlemek isimli programa katıldı. Şimşek, en büyük mücadelelerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu söyledi. Hedeflerinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu vurguladı. Bir an önce orada çocukların, sivillerin, kadınların öldürülmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'de yaşanan soykırım için yine soykırım mağduru olan Bosna Hersek'ten çağrı yaptı. Bağımsız Filistin tanınmadan bu sorun çözülemez dedi. Bakan Tunç, uluslararası kuruluşların insani trajediler karşısında sessiz ve etkisiz kaldığını da vurguladı.
46. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 29 ülkeden çocuklar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Kafileler halinde gelen çocuklar Uluslararası Çocuk Şenliği'ne katılmanın heyecanını yaşıyor. Güney Asya'dan gelişmeler böyle. Sıcak gelişme Orta Doğu'dan. İran, İsrail arasındaki tansiyon düşmüyor sevgili seyirciler. Sabaha karşı geldi açıklamalar, uluslararası ajanslara bir bir düştü. Amerikan basını yazdı ilk Türkiye saatiyle 4.43'te. İsrail füzeleri İran'da bir noktayı vurdu. 4.48 İsfahan Havalimanı'nda patlama duyuldu. Hemen ardından sevgili seyirciler İran'da bazı şehirlerde uçuşlar askıya alındı. İsfahan'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Türkiye saatiyle 5.25. Tahran'da uluslararası uçuşlar iptal edildi. Hemen ardından İsfahan'daki askeri üs yakınında 3 patlama sesi duyuldu. İsrail'in kuzeyinde de bu esnada siren sesleri duyulmaya başlandı. Sevgili seyirciler, işte gelişmeler böylesine son derece hızla aktı. Hemen ardından da işte tüm bu gelişmelerin detayları sevgili seyirciler. İran basını İsfahan kentinde durum normal açıklaması yaptı saat 6'ya doğru Türkiye saatiyle. İran'ın nükleer tesisleri zarar görmedi açıklaması geldi. ABD basını İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ni bilgilendirdi notunu geçti. Sabaha karşı 6'da İran basını yerel saat 4 civarı 3 İHA etkisiz hale getirildi dedi. Yine İranlı yetkililer İran'a füze saldırısı gerçekleştirilmedi açıklaması yaptı. Saatler 6.25'i gösterirken 7.26'da Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçiliği güvenlik uyarısında bulundu. Hemen ardından İran'daki bazı havalimanlarındaki uçuş kısıtlaması kaldırıldı. İranlı üst düzey bir komutan herhangi bir hasar meydana gelmedi dedi. İşte böylesine baş döndürücü gelişmeler yaşandı bugün sabaha karşı sevgili seyirciler. Gelin bir bakalım neler yaşanmış. Orta Doğu'da sular durulmuyor. İsrail-İran hattında gerilim yeniden yükseldi. Amerikan basını gelişmeyi Türkiye saatiyle 4.43'te İsrail füzeleri İran'da bir noktayı hedef aldı başlığıyla duyurdu. Bu haberle eş zamanlı olarak İran basını İsfahan'daki askeri üs yakınından 3 patlama sesi geldiğini yazdı. 3 İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Gelişmenin ardından İran'da uçuşlar bir süre askıya alındı. Kısa süre sonra da uçuş kısıtlaması kaldırıldı. Amerikan basını Tel Aviv yönetiminin Washington'a önceden haber verdiğini açıkladı. Hedef alınan bölgenin nükleer bir tesis olmadığına dikkat çekildi. Suriye ve Irak'ta da bazı noktaların vurulduğu belirtildi. İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ikisi general olmak üzere toplam 7 kişi ölmüştü. Tahran'sa geçen hafta İsrail'i hedef almış, İsrail'e 300'den fazla mühimmat yüklü drone ve füzelerle düzenlenen gerçek vaat operasyonunda bir kişi yaralanmıştı. Sıcak duraklarımız var. Önce İran'a gideceğiz. TRT muhabiri Ferhat Jahanpana bizi bekliyor. İran'da saldırının yankıları ne oldu diye soracağız. Yeni açıklamalar var mı? Son durum, son gelişmeler neler? Evet Coşkun Özen, İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yönelik saldırısından sonra İsrail'in bu operasyona karşı misilleme yapması bekleniyordu. İşte bugün bu misilleme gerçekleşti. Sabah saatlerinde saat 4 civarında yerel saatiyle İran'ın savunma sistemleri devreye geçti ve patlama sesleri duyuldu, haberleri yayınlandı her tarafta. Ondan sonra İran'dan açıklamalar resmi şekilde gelmedi ve bilgili kaynaklara dayandırarak bu açıklamalar yapıldı. 3 tane insansız hava aracının İran havaları sahalarına girmesi söylendi. Ve İran savunma sistemi tarafından imha edildiği açıklandı. Ve bu patlama seslerinin o İHA'ların imha edilmesi seslerinden dolayı açıklamalar geldi. Ondan sonra İran'dan resmi açıklamalar gelmeye başladı. İran ordu genel komutanı tüm general Musevi'den açıklama geldi. Çok önemli bir şey yok dedi. 3 tane küçük insansız hava aracı tanınmadık yerden geldi. O yüzden bizim savunma sistemimiz devreye geçti ve onları imha etti.
hiçbir füze saldırısı yapılmadığını açıkladı. Ve hiçbir hasar ve zarar İran'ın herhangi bir askeri tesisinde ya nükleer tesisinde olmadığını açıkladı. Uçuşlar askıya alınmıştı İran'da. Yerel saatiyle saat 10.30'a kadar, Türkiye saatiyle saat 10'a kadar. Ama 2 saat ondan önce yani saat 8 civarlarında bu askılar kaldırıldı ve uçuşlar gerçekleştirildi. Şu anda sizin de gördüğünüz gibi benim arkamda hayat İran'da gayet normal devam ediyor. Bugün İran'da Cuma günü ve hafta sonu olarak biliniyor. O yüzden tatil, birçok mağazalar açık değil bugün. Ve sokakların sakinliği tatil olmadan dolayı kaynaklanıyor diyelim. Ve sözü tekrar sana bırakalım. Cihan, bir sorum olacak sana. Şimdi daha önce İsrail'in misilleme yapacağını ifade etmesinin hemen ardından İranlı yetkililer İsrail'in yapacağı saldırıya saniyeler içerisinde karşılık veririz. Yapacağı saldırı karşılıksız kalmaz açıklamalarında bulunmuşlardı. Şimdi İsrail'in gerçekleştirdiği ifade edilen bu saldırıya karşı İranlı yetkililerden karşı saldırı açıklamaları geliyor mu diye sana soralım ya da ne yönde açıklamalar geliyor İranlı yetkililerden? Tek açıklama geldi bu yönde İran yetkililerinden birinden, ismini belirtmediler. Bu saldırı öyle bir saldırı değil ki biz karşılık verelim ona diye. Öyle bir açıklama geldi. Onun dışında başka bir açıklama yok. Ve şu an durum sakin görünüyor İran-İsrail hattında. Ve başka bir saldırı İran tarafından ya İsrail tarafından şu an görünmüyor diyebilirim ben. Evet, Cihan Para'dan aldık bilgileri İran'dan sevgili seyirciler. İsrail İran'a yönelik o misilleme saldırısını gerçekleştirdi. Şimdi gideceğimiz sıcak durak İsrail olacak. Kudüs'e gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Mücahit Aydemir bizi bekliyor. O noktaya dönelim. Ona da sorularımızı yönelteceğiz. Tabii bugün Cuma, Mescid-i Aksa etrafında yine geniş güvenlik önlemleri var. Cuma namazı nedeniyle namaz bitti sanıyorum şu saatlerde ya da kılınıyor. Ona ilişkin ayrıntılar alacağız senden ama bu son saldırıya ilişkin. İsrail'de ne tür değerlendirmeler, yorumlar yapılıyor? İran'ın misilleme yapmasından tekrar endişe ediliyor mu? Sana soralım detayları. Evet, İsrail İran geriliminde bugün yine İsrail günlerdir bahsettiği karşılık vereceğiz dediği karşılığı verdi. Ancak bu karşılığın çok sınırlı olduğu görünüyor şu ana kadar. Geçtiğimiz saatlerde Tel Aviv'deydik. Tel Aviv'de hayat gayet normal seyrindeydi. Özellikle aslında İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gavir'den ilk önemli açıklama belki buna ilişkin kendisinden Itamar Ben-Gavir'den gelmişti. Itamar Ben-Gavir bu saldırıyı bostan korkulu ifadesiyle tanımladı. Bir Twitter hesabından bir tweet attı ve bir paylaşım yaptı ve bostan korkulu ifadesini kullandı. Yani bununla aslında Itamar Ben-Gavir'in kastettiği İsrail'in İran'a verdiği karşılığın veya bu saldırının çok zayıf olduğu yönünde. Itamar Ben-Gavir aşırıcı ve ırkçı görüşleriyle tanınan birisi. Ancak aslında belki de bu tanımıyla haklıydı. Çünkü bu düzenlendiği söylenen saldırının düşük çaplı ve sınırlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Tel Aviv'de hayat gayet normal seyrinde hitap ediyordu. Ancak şimdi Mescid-i Aksa'dayız. İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da, öte yandan İsrail işgal güçlerinin her hafta olduğu gibi kısıtlamaları yine devam ediyor. Kameraman arkadaşım Omar Avat da şu anda Mescid-i Aksa'nın Aspat kapısı, yani Aslanlı kapısının girişini gösteriyor. Evet, bir genç mesela şu anda girip namaza katılmak istiyor. Namaz başladı ancak izin vermiyor. İşte İsrail güçleri gençlerin girişine izin vermiyor. Bu tamamen keyfi bir şekilde. Bazı gençler giriyor, bazıları giremiyor. Bunları ayırt etmek mümkün değil. Çünkü hiçbir fark yok aslında aralarında. Ancak ona rağmen tamamen keyfi bir şekilde çok sayıda genç namaz başlamadan önce buradaki kapıdan geri çevrildi. Birçoğu buradan ayrılmak zorunda kaldı. Ve bazıları şu anda Mescid-i Aksa'nın kapısının dışında namaz kılıyorlar. Alınmayan gençler işte burada namaz kılıyorlar. Kapının dışında bariyerlerin arkalarında, arka bölgelerindeki Mescid-i Aksa'nın surlarının dışında namaz kılmak zorunda kaldılar. Ve Mescid-i Aksa'nın bahçelerinde de namaz kılan Müslümanlar var. Kameraman arkadaşım Omar Avvat şimdi onları gösterecek. İşte
bu böyle ufak gruplar halinde pek çok sayıda Müslüman Mescid-i Aksa'nın çevresinde namaz kılmak zorunda kalıyor. Gazze'de 196 gündür süren katliamların yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs'te de bu yoğun İsrail işgal güçlerinin buradaki varlığıyla kendisini gösteriyor bu atmosfer. Yani Mescid-i Aksa'yı çevreleyen tüm kapılarda çok sayıda İsrail işgal gücü bulunuyor. Biz buraya gelmek için, bu noktaya ulaşabilmek için iki tane ayrı kontrol kapısından daha geçtik. Dolayısıyla uzun bir yol yürümek zorunda kalıyoruz. Hava şu an burada çok sıcak, güneş tepemizde ve yaşlı çok sayıda Filistinli buna rağmen, bu güneşe ve yürümek zorunda kalmalarına rağmen buraya geldiler. Ve elbette araçlarıyla çok yakın bir mesafeye kadar gelmeleri normalde mümkünken İsrail güçlerinin kurduğu ayrı ayrı çember çember açılan o kurulan bariyerler yüzünden yürüyerek gelmek zorunda kaldılar. Böyle bir engelleme her hafta olduğu gibi yine bu hafta da devam ediyor. Dolayısıyla Doğu Kudüs'te atmosfer bu şekilde. Gazze'de ise 196 gündür İsrail'in soykırım ve katliamları devam ediyor. Gazze konusunda gözler elbette Refah'a çevrilmiş durumda. İsrail Gazze'nin kuzeyinden en güneyde Han Yunus'a kadar zaten bombardımanlar ve kara bombardımanlara ek olarak kara saldırıları düzenlemiş ve orayı yerle bir etmişti. Çok sayıda sivil yerinden edilmişti. İşte bu yerinden edilen 2.3 milyon nüfuslu Gazze'de 1.9 milyon kişi yerinden edildi. Bunların 1.5 milyonu şu an Han Yunus'un da en güneyinde bulunan Gazze'nin en güney kesiminde Mısır sınırındaki Rafah kentine doluşmuş durumdalar. 1.5 milyon insan çok küçük bir alanda derme çatma barakalar ve çadırlarda yaşamak zorunda yaşıyorlar. Kışı bu şekilde geçirdiler ve şu anda İsrail işte bu son noktaya, nüfusun çok yoğun olarak bulunduğu noktaya operasyon düzenleme hazırlığında. Günler öncesinden İsrail ordusu hazırlıklarını tamamladığını duyurdu ve oraya yeni iki Tugay askeri daha göreve çağırdığını duyurdu ve bir operasyon düzenleyeceğini duyurdu. Ancak işte bu İran-Tahran-Tel Aviv geriliminden önce uluslararası alanda Rafah'a bir operasyon yapılmaması yönünde uyarılar vardı İsrail'e. Çünkü bunun çok büyük bir insani felakete yol açacağı belirtiliyordu. Ancak İsrail şu anki İran gerilimini de perde olarak kullanarak Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor ve Rafah'ta bir operasyona her an girişebileceği belirtiliyor. Dolayısıyla gözümüz Rafah'ta olacak. Orada şu ana kadar belki görülmemiş yeni bir katliama daha imza atılabilir. Eğer yapılacağı söylenen bu kara saldırıları da eğer Rafah'ta gerçekleşirse gözümüz Rafah'ta olacak diyelim. Ve İran-İsrail gerilimine ilişkinde İsrail'deki yine tepkileri takip ediyor olacağız diyelim. Ve sözü yeniden Mescid-i Aksa'dan size bırakalım. Evet, Mücahit Aydemir son derece güzel özetledi durumu. Aslında 6 aydan uzun süredir Gazze'de yaşanan katliam son birkaç haftadır İsrail-İran geriliminin gölgesinde kaldı. Ama canlı yayında izledik işte. Sadece ibadet etmek isteyen Filistinlilere yönelik İsrail polisinin keyfi uygulamaları bu cumada devam ediyor. Canının istediğini namaz için İzin veriyor, canının istediğini engelliyor. Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapmaya da devam ediyor. Refah'ta girişeceği katliam da sırada. Mücahit Aydemir Kudüs'ten paylaştı son notları. İşte tüm bu gelişmeler uluslararası toplumun da yakın takibinde. Şimdi o noktalara gideceğiz. İlk durağımız Almanya, Berlin olacak. TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş. Şimdi günlerdir aslında İsrail-İran gerilimini konuşuyoruz. Almanya'dan bu gerilime ilişkin ne yönde açıklamalar geldi? İşte bugün sabah saatlerinde İsrail misilleme gerçekleştirdi. Şimdi İran karşı misilleme yapar mı, bu kaygı var. Tüm bunun sonucunda Orta Doğu'daki ateş daha da büyür mü? Hatta daha da ileri gidelim. Üçüncü Dünya Savaşı kapıda mı gibi yorumlar da yapılıyor. Senden bir değerlendirme alalım mı? Ne tür yorumlar geliyor Almanya'dan? Coşkun Özen, şu an için Almanya'da bir sakinlik var. Ulusal basın binasındayız. Aynı zamanda parlamentoya da 150 metre uzaklıktayız. Konuyla ilgili bir resmi açıklama gelmedi. Alman medyası da özellikle ABD kaynaklı haberleri aktarıyor. Sadece Alman vatandaşı Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklaması var, bunu aktarabilirim. Orta Doğu'da tüm tarafların gerilimden kaçınması için mümkün olan her şeyi yapmak zorundayız açıklaması geldi.
Fakat şöyle bir bandı bir hafta geriye saracak olursak hatırlayalım. İran'ın yapmış olduğu saldırıdan ne gibi bir reaksiyon göstermişti? Batılı siyasiler, Almanlar, Almanca konuşan coğrafyanın liderleri. İlk açıklama Yüksek Temsilci Josep Borrell ve Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel'den gelmişti. İsrail'in arkasındayız ama burada daha fazla kan dökülmemesi gerekiyor. Bunu önlemeliyiz açıklamaları gelmişti. Armin Laschet, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkan Yardımcısından da bir açıklama vardı. Kendisi 2008 yılında Angela Merkel'in paylaşmış olduğu cümleleri tekrardan yineledi. Kendisi İsrail'in bir devlet politikamızın bir parçasıdır açıklamasını yaptı. Öte yandan Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer'den de İsrail'in yanındayız açıklaması gelirken en önemli açıklamalardan bir tanesi ise Tel Aviv'deki Alman Büyükelçisi Stefan Seibert geldi. Seibert de aynı zamanda geçtiğimiz dönemde hükümet sözcüsüydü. Buradaki açıklamada bölgedeki tüm Almanları güvenlik yetkililerinin talimatlarına uymaya çağırıyoruz açıklamasını gerçekleştirmişti. Peki günümüzde nasıl bir senaryo var? Bu soruya da cevap vermek gerekir. Almanya'nın yetkilileri hemen hemen her hafta 10 güne bir Tel Aviv'de bulunuyor. Netanyahu ve ekibiyle ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiriliyor. Son olarak dün Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock 7 Ekim'den bu yana 7. kez İsrail'de bulunuyor. Tabii bir gazeteci olarak da düşünmeden edemiyoruz. Tevafuk muydu yoksa planlı mıydı? Biliyorsunuz medyada gezen dedikodular Netanyahu saldırmadan önce Biden'a haber verdi. Bu bilgi Almanya'ya da gitti mi? Böyle bir soru işareti de bulunuyor. Baerbock hangi mesajları vermişti Netanyahu'ya ve İsrail'den dünyaya? Bölgedeki insanların kaderiyle oynuyor İran demişti. İsrail bizim devlet politikamızın bir parçası. İran'a yaptırımlarımıza devam edeceğiz, yaptırımları uygulayacağız dedi. Olayı da bir toparlamak gerekirse Coşkun Özem, Almanya'da vatandaş, siyasiler hatta gazeteciler Merkel dönemini arar oldu. Lakabı Mutti Merkel'di. Yani anne Merkel uzlaştırıcı, ara bulucu rolü üstleniyordu. Ama günümüzde Alman hükümetinin, Alman siyasilerinin yangına benzinle gittiğini görüyoruz. Bunun en yakın örnekleri Ukrayna'yı TKK savaşa göndermeleri, kayıtsız şartsız İşgalci İsrail'in yanında olmaları, bir de iç siyasetine bakacak olursak o bölgedeki terör örgütü yandaşlarına da kendi ülkelerinde kucak açmaları. Üçüncü Dünya Savaşı'na gider mi? Bu konuyla ilgili henüz bir yorum getirmek çok erken diye düşünüyorum. Bir 24 saat 48 saat daha beklemek gerekiyor. Henüz bir resmi açıklama da gelmedi Almanya tarafından ki birlik içerisinde de bir huzursuzluk var. Almanya ile Fransa'nın birçok konuda fikirlerde ayrıştığını görüyoruz. Bizler gelişmeleri takip ediyoruz diyelim. An be an gelişmeleri TRT Havaz ekranlarından size aktarmaya devam edeceğiz. Almanya temsilcimiz Ramazan Aktaş değerlendirdi. Hem Almanya'dan hem de aslında Batı'nın genelinden gelen yorumları. İran saldırdığında İsrail'in arkasındayız diyen Batı, İsrail saldırdığında itidal tavsiye etti. Şimdi bir başka güç merkezine, Pekin'e gideceğiz. Çin temsilcimiz Musab Eryiğit o noktada bizi bekliyor. Şimdi İran İsrail'e yönelik geçtiğimiz hafta o saldırıyı gerçekleştirdiğinde Pekin yönetimi taraflara itidal çağrısında bulunmuş, bölgede gerilimin daha da arttırılmamasını önermiş, tavsiye etmişti. Şimdi İsrail o beklenen misillemesini gerçekleştirdi. Olaylar ve gelişmeler bu yönde. Neler aktaracaksın? Yeni değerlendirmeler var mı içinden? Coşkun Özen, Çin'den bölgede yaşanan gerilime kısa ve ama yine daha önce yaptığı açıklamalara benzer bir açıklama geldi bugün. Söz konusu gerginlik. Bugün Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün düzenlediği basın toplantısında soruldu ve Çin'in tepkisi soruldu Çinli Sözcü'ye. Çinli Sözcü Lin Jian yaptığı açıklamada Çin tarafının ilgili haberleri gördüğünü ve gerilimi daha da arttıracak, bölgede gerilimi daha da arttıracak her türlü eyleme karşı çıktığını söyledi Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian. Konuyla ilgili kısa olarak sayılabilecek bu değerlendirmeyi yaptı. Tabii az önce sen de bahsettin, gerilimin ilk günlerinden beri aslında Pekin yönetiminden benzer açıklamalar geldiğini görmüştük. Sükunet telkin edici yönünde
açıklamalar gelmişti Pekin'den. Tabi özellikle de İsrail'in Suriye'deki, Şam'daki İran Büyükelçiliğini bombalamasının ardından İran'ın da İsrail'e yanıt vermesi aslında Pekin'den bir kınama mesajı gelecek mi sorularını akıllara getirmişti İran'a yönelik. Ancak İran'a yönelik Pekin'den bir kınama gelmemişti. Hatta Pekin yönetimi, Çin Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Suriye'deki, Şam'daki İran Büyükelçiliğine düzenlediği saldırının uluslararası hukukun ve İran'ın egemenliğinin bir ihlali olarak değerlendirmişti. Bu anlamda aslında İsrail yönetimi de Pekin'den İran'a yönelik bir kınama gelmemesinden dolayı duyduğu üzüntüyü de yine İsrail tarafından da bu açıklamalar dile getirilmişti. Coşkun Özen, toparlamak gerekirse Orta Doğu'da yaşanan gerginlikle ilgili bugün tabi Çin'in de nasıl bir tepki vereceği, nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyordu. Kısa bir açıklama geldi Pekin yönetiminden. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada bölgede gerilimi arttıracak her türlü eyleme karşı çıkıyoruz ifadesini kullandı diyelim ve sözü sana bırakalım. Evet, Orta Doğu'da yükselen tansiyona Çin'den gelen tepkileri aktardı Musab Eryiğit. Sevgili seyirciler, itidal tavsiyesi var. Moskova'ya gideceğiz şimdi. Rusya'nın tepkisini değerlendirmeler alacağız. Uğur Keleş, Moskova muhabirimiz karşımızda. Rusya'da aslında geçtiğimiz hafta bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etmiş. O da itidal tavsiye etmişti taraflara. Ama İsrail eleştirmişti Rusya'yı. İran'ı niye kınamıyorsun diye. İşte şimdi İsrail sabaha karşı İran'a o beklenen misillemesini gerçekleştirdi. Rusya'dan yeni değerlendirmeler var mı bölgedeki gelişmeler ilişkin? Evet Coşkun, Moskova bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor. Çünkü Moskova için bölge çok önemli. İki türlü önemli diyelim. Bir, yakın ilişkiler içinde bulunduğu İran'la ilgili bu krizin büyümesini istemiyor. Bölgedeki krizin yayılmasını istemiyor Rusya. Diğer taraftan da bütün Batı'nın ve Amerika'nın gözü İsrail-İran çatışmasına dönmüşken Rusya-Ukrayna çatışmasında durumu kendi lehine kullanmaya çalışıyor. Evet, başından beri iddia çağrıları yapmıştı Rusya. Az önce Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'a tekrardan konu soruldu. Bu son İsrail'in İran'a yapmış olduğu saldırıyla ilgili ve Rusya Federasyonu İran ve İsrail arasındaki çatışmada tarafları iddialı olmaya çağırıyor dedi ve tırmanmayı arttıracak, buna yol açabilecek kararlardan kaçınmaya çağırıyor dedi Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da radyoya verdiği bir röportaj vardı ki şu anda bu röportaj devam ediyor. Konu İsrail'e de geldi. Rusya, İsrail, İran konusuna da geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuyla ilgili olarak Rusya diplomatik kanallardan İsrail'e İran'ın tırmanmayı, gerilimin artmasını istemediği konusundaki dileğini aktardı dedi. Yani Rusya diplomatik kanallardan İran'ın aslında bölgede çalışmanın tırmanmasını istemediğini İsrail'e bildirmiş oldu. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İran'ın nükleer silahı olmadığını, bunun Uluslararası Atom Ajansı tarafından da onaylandığını söyledi. İran'ın nükleer doktrini değiştirdiği yönündeki söylemlerin de İsrail'in Gazze'de, Filistin'de yapmış olduğu eylemlerini üzerine örtmek için gözleri Tahran'ı tehdit olarak gösterip bu yöne kaydırmak için yapmış olduğu bir eylem, bir taktik eylem olarak nitelendirdi. Ayrıca Tel Aviv'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını dinlemediğini, bölgede iki devletli bir çözümün gerekliliğini vurguladı Sergey Lavrov bugün yaptığı radyo röportajı sırasında. Rusya başından beri takip ediyor demiştik. Çatışma, yani İran'ın cevabı olarak yaptığı saldırı başlamadan evvel İran Dışişleri Bakanı ve Rusya Dışişleri Bakanı görüşmüştü. Saldırının hemen arkasından yine görüştüler. Rusya Dışişleri Bakanlığı bir yazılı açıklama yapmıştı ve bunun İran'ın kendisinin Suriye'deki konsolosluğuna yapılan saldırıya cevaben kendini savunma hakkı çerçevesinde yapıldığını, Batı'nın İsrail'in kışkırtıcı eylemlerine gereken önlemi ve tepkiyi vermediğini, bu olayın bu sebepten meydana geldiğini, Rusya'nın defalarca bu konuda uyarıda bulunduğunu, bölgede çatışmaların tırmanacağı konusunda bunların sebep olduğu konusunda yazılı bir açıklama yaptı. İsrail'in büyükelçisi, Moskova'daki büyükelçisi Rusya'dan İran'ın saldırısını kıramasını istedi. Buna da Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zaharova'dan, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova'dan bir cevap geldi. Siz Kiev'in terör eylemlerini kınadınız mı? Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Siz aksine bunu desteklemiştiniz diye cevap verdi. Dediğim gibi Kremlin'in pozisyonu başından beri bölgedeki ülkelere ihtilalli olmaları yönünde, bu yönde çağrı yapıyor diyelim Coşkun.
Evet, Rusya'daki yankılarını da Moskova muhabirimiz Uğur Keleş'ten aldık sevgili seyirciler. Tahran-Tel Aviv hattındaki gerilim İsrail'in Gazze'de giriştiği katliamı gölgeliyormuş da bu sorularda tartışılıyor. İsrail 196 gündür sevgili seyirciler Gazze şeridinde katliam yapıyor. İsrail güçleri kuzeyde Cibaliye mülteci kampını, orta kesimde de Gazze kentini vurdu. Biri 8 aylık bebek. 9 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti. İsrail'in 6 ay aşan saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 34 bine yaklaştı. İsrail Gazze şeridine aralıksız bomba yağdırıyor, sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail güçleri Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampıyla orta kesimde yer alan Deir el-Belah ve Gazze kentlerini vurdu. Saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail savaş uçakları Gazze kentinin Şeyh Rıdvan semtinde Filistinli bir ailenin evini bombaladı. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında 8 aylık bebek de var. Gazze kentinin batısında 2 hafta boyunca İsrail askerlerinin kuşatması altında kalan Şifa Hastanesi'nin avlusunda 2 toplu mezar bulundu. Yüzlerce Filistinlinin katledildiği hastaneden 30 Filistinlinin daha cenazesi çıkarıldı. İsrail savaş uçakları Deir el-Belah kentinin doğusunda da Vadi es-Selga belediye binasını bombaladı. Bina tamamen yıkıldı. Gazze'deki insani kriz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda bir kez daha gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazililerin kıtlığın eşiğinde olduğunu söyledi. Saldırıların başından bu yana 13.900'den fazla çocuğun öldürüldüğünü kaydetti. Tüm ülkelere bölgesel barışın inşası için nüfuzlarını kullanma çağrısı yaptı. Orta Doğu'da gerginliği azaltmak için ortak yükümlülüğümüz var, dedi. Sevgili seyirciler, Türkiye Filistin halkının en büyük destekçisi bu süreçte. Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardımlar da Gazze'ye ulaştırılıyor. İşte Mersin Limanı'ndan ayrılan 9. İyilik Gemisi Gazze yolunda. Muhabir arkadaşımız aktaracak bize ayrıntıları İyilik Gemisi'nden. Türkiye'den Gazze'ye insani yardımlar hız kesmeden devam ediyor. İşte bu kapsamda iyilik gemilerinin 9.'sü 16 Nisan Salı günü saat 15.45'te Mersin Limanı'ndan harekete geçti. 3 günlük bir yolculuğun sonunda şu anda Mısır'ın El Arish Limanı'ndayız. Arkamda görülen 9. iyilik gemisi tam 3.774 ton insani yardım malzemesi içeriyor. Bunun 1.200 tonundan fazlası kuru gıda malzemelerinden oluşuyor ve yine içerisinde çok sayıda hazır gıda malzemeleri de var. Biz limana varalı yaklaşık 1-2 saat kadar oldu. Burada hızlı bir şekilde bu geminin resmi işlemleri tamamlandı ve hemen ardından da artık gemideki insani yardım malzemelerinin limana indirilmesi, karaya indirilmesi işlemleri başlayacak. Kameraman arkadaşım Ömer Çıtır şimdi size hemen o geminin etrafına kurulmakta olan vinci getiriyor ekranlarınıza. Geminin güvertesinden orta kargo ve alt kargo bölümü olmak üzere toplamda 3 bölümde 3.774 ton insani yardım malzemesi var. Yine bu insani yardım malzemesinin 1.200 tonundan fazlası kuru gıda malzemeleri. Onların içerisinde de yine un, makarna ve pirinç gibi ürünler oluşturuyor. Bulgur gibi ürünler oluşturuyor. Bir diğer yandan da 227.063 adet hazır gıda paketi olduğunu ifade etmiştik sizlere. Hazır gıda paketlerinin içerisinde de özellikle Filistinlilerin hızlı bir şekilde yemeğe, gıdaya ulaşabilmesi için Türkiye'de hazırlanmış, pişirilmiş, yenilmeye hazır halde bulunan yemekler bulunuyor. Bu çok önemli. Çünkü biz biliyoruz ki İsrail'in bombardımanları nedeniyle 1 milyondan fazla Filistinli evinden oldu, yerinden oldu. İşte o yüzden onların bir yemek pişirebilecek bir ocakları dahi yok. Çadır bulabilenler şanslı sayılıyor artık aralarında. Bu yüzden de onların hızlı bir şekilde yemeğe ulaşabilmeleri adına hazır gıdalar çok büyük önem taşıyor. İşte bu sebeple de 227.063 adet koli de bu gemi içerisinde yer alıyor. 3.774 tonluk bir malzemeden bahsettik. Bunun gözümüzde canlanması için şöyle ifade etmek istiyorum. 211 tıra denk geliyor ve 6.1 milyon dolar değerinde 9. iyilik gemisinin
içermiş olduğu insani yardım miktarı. Artık bundan sonraki süreç çok hızlı bir şekilde ilerleyecek. El Arish Limanı Gazze sınırına, Gazze'ye en yakını olan Mısır'daki liman Türkiye'de. Dolayısıyla bu limana getiriyor insani yardımlarını. El Arish Limanı'ndan artık bugünden itibaren önümüzde 24 saatlik bir süre var. Bu 24 saat içerisinde gemideki insani yardım malzemeleri hızlı bir şekilde tırlara yüklenecek. Hemen ardından da bu kez adres Refah sınırı olacak. Refah sınırından da hızlı bir şekilde Gazze'ye girerek Gazze'deki yardıma muhtaç olan o Filistinlilere insani yardımlar ulaştırılacak. Tabii yalnızca bununla da sınırlı değil Türkiye'nin göndermiş olduğu insani yardımlar. Şimdiye kadar belirttiğimiz üzere 13 uçak ve 8 gemiyle 42 bin ton kadar insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırılmıştı. İşte bu 9. iyilik gemisiyle beraber sayı 46 bin tona yaklaştı. Ancak 10. ve 11. iyilik gemileri için de hazırlıklar sürüyor. Mayıs ortasına kadar İki geminin daha yine bu adrese gelerek Gazze'ye insani yardımları sürdürmesi bekleniyor diyerek sözü yeniden size bırakalım. Evet, Yiğitcan Karatepe Mısır'ın El Arish Limanı'ndan bildirdi. İyilik gemisi Gazze yolunda. Sevgili seyirciler, Türkiye Gazze için yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın davetiyle de Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri yarın Türkiye'ye gelecek. Bu notu da iletelim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sevgili seyirciler kritik oylama yapıldı. Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliği Amerika Birleşik Devletleri vetosuyla reddedildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız konseydeki konuşmasında Filistin'in tanınması çağrısını yineledi. Birleşmiş Milletler'de Filistin oylaması yapıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Filistin'in BM'ye tam üyeliğini görüştü. Filistin'e Birleşmiş Milletler üyeliği yolunu açacak tasarı ABD'nin vetosuyla reddedildi. Tasarıya 12 ülke evet derken İngiltere ve İsviçre çekimser kaldı. Filistin 2011'deki tam üyelik başvurusundan sonra 2012'de gözlemci üye statüsüne yükseltilmişti. Filistin'in üyeliğine başta Türkiye olmak üzere birçok ülke destek verdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, çözümün iki devletten geçtiğini vurguladı. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarının karakterini ve statüsünü değiştirmeye amaçlayan eylemleri de uluslararası hukukun ihlalidir. Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının konseyin bir numaralı görevi olduğunu hatırlatmak boynumuzun borcudur. Ahmet Yıldız, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini hatırlattı, konseyi harekete geçmeye çağırdı. Yeni ve kararlı adımlara ihtiyacımız var. Filistin devletinin tam olarak tanınması da bunlardan biridir. Kalıcı çözümün tek dayanağının iki devlet vizyonu olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Biz Türkiye olarak bölgedeki sorumluluklarımızdan çekinmiyor, bu kanlı çatışmanın sona ermesine, bölgeye kalıcı barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Garantör mekanizması fikrimiz de bunların arasında. Filistin yönetimi BM Güvenlik Konseyi'nden çıkan kararı kınadı. ABD'nin vetosunun haksız ve ahlak dışı olduğu vurgulandı. Rusya'da ABD'nin Filistin'in BM'ye tam üyeliği vetosunu umutsuz bir girişim olarak niteledi. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları özel zirvesinin Türkiye'ye ilişkin sonuç bildirisini değerlendirdi. Sevgili seyirciler, açıklamada Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan ortak bildirimde yer alan tavsiyelere ilişkin somut bir karar alınamaması ciddi bir tutarsızlıktır denildi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında bildirinin Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ve küresel gelişmelere dair stratejik vizyon eksikliğinin yeni bir örneği olduğu belirtildi. Avrupa Birliği'nin ilişkilerde ilerleme sağlanmasıyla Kıbrıs sorununu ilintilendirmesinin kabul görmeyeceği vurgulandı. Çok yönlü Türkiye, AB ilişkilerini Kıbrıs meselesine indirgeyen anlayıştan vazgeçilmesi gerekmektedir uyarısı yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda kararlılığını koruduğu da belirtildi. İşbirliğinin seçici bir anlayışla bazı alanlarla sınırlanması reddedildi.
Evet, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisinde Kıbrıs'ta federal bir çözüme işaret edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bildirgede yer alan ifadelere tepki gösterdi. Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununda çözümden değil Rumlardan yana tavır aldığını söyledi. Gerçekten söyledikleri safsatadan ibaret. Çünkü gerçeklerle alakası olmayan bir takım söylemlerle sık sık karşıya karşıya geliyoruz. Ana hatlarımıza sarılarak bu coğrafya varlığımızı barış, huzur, güvenlik içerisinde ve istikrarın da sağlanmasıyla inşallah geleceğe emin adımlar taşıyacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği Zirvesi sonuç bildirisine bu sözlerle tepki gösterdi. Kıbrıs sorununun tek taraflı ele alındığının altını çizdi. Bildirinin sadece Rum tarafının düşüncelerini yansıttığını ifade etti. Kıbrıs meselesi elbette baktığınızda Kıbrıs Türk'ü ve Kıbrıs Rum'u arasında bir meseledir. Garanti ülkeler kimdir? Türkiye Cumhuriyeti ana vatanımızdır, garanti ülkedir. Bu bölgenin en büyük, en güçlü ülkesidir. Bir taraftan İngiltere var, diğer taraftan Yunanistan var. Tatar, Avrupa Birliği'nin federal çözüme işaret etmesini de eleştirdi. Kıbrıs'ta uzlaşı için ortak zemin bulunması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da Avrupa Birliği zirvesinin sonuç bildirisine tepki gösterdi. Yarım asırdan fazla bir süredir denenmiş ve başarısızlığı kanıtlanmış modellerle Kıbrıs konusunda bir yere varılmasının mümkün olmadığı aşikardır ifadeleri kullanıldı. Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümün zamanının geldiğine dikkat çekildi. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Kıbrıs'ta yeni bir müzakere başlaması için Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul edilmesi gerektiğini kaydetti. TRT'nin sorularını yanıtladığı Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs sorununu 60 yıldır aynı yöntemlerle çözmeye çalıştığını söyledi. Bunun değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Temsilcimiz Sefa Karahasan bizi bekliyor. Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklamalarını aktardık. Sen de hem dün Tatar'la konuştun hem Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla konuştun. Avrupa Birliği Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerinde Kıbrıs meselesini geldi getirdi gene önümüze koydu ama aynı anlayışla. Buna yönelik eleştiriler var tabii. Hem o röportajın ayrıntılarını alalım senden hem de verilen mesajları adadan. Açıkçası Kıbrıs'ta şu mesajlar net. Kıbrıs'ta Türkiye'siz olmaz ama Kıbrıs sorununu Türkiye'nin önüne koyarsanız bir sonuç alamazsınız. Çünkü Kıbrıs Rum liderliğinin bugüne kadar toplam 16 çözüm noktasında atılan adımları kabul etmediğini biz söylemiyoruz. Eski Dışişleri Bakanı, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis söylüyor ki yarın da Kıbrıs'ta çok çok önemli bir çözüm planının masada değil, referandumda kabul edilmeye işinin yıl dönümü olacak. Biliyorsunuz 2004, 24 Nisan'da Kıbrıs'ta referandum yapılmıştı. Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye çözüm noktasında ciddi bir irade koymasına rağmen Rumlar çözüme, adadaki huzura hayır demişlerdi. Bu devam etti. Grand Montana'da da aynı sonuç ortaya çıktı. Avrupa Birliği'nin yayınladığı bildirideki mesajları Kıbrıs Rum lideri bir anlamda olumlu mesaj gönderdik Türkiye noktasında diyor ama Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün en önemli aktörlerinden biri de Grand Montana'da aktörlerinden biri de o dönemin Dışişleri Bakanı olan şu anın Rum lideri Nikos Hristodoulidis. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndayız. Az önce Bakan Bey'in yanındaydım da Dışişleri Bakanı Kıbrıs'a yeni bir müzakere sürecinin başlamasıyla ilgili olarak net konuşuyor. 60 yıldır devam eden federal çözüm çabalarının bir sonuç üretilmediği, federal çözüm çabalarından bir sonuç üretilemediği, varılamadığı ve bunu zorlamanın gereksiz olduğuna vurgu yapıyor. Birleşmiş Milletler'in yeni bir yol denemesi, yeni bir formata geçmesi gerektiğini söylüyor. Adada egemen iki otoritenin olduğunu belirtiyor. Türk tarafı ve Kıbrıs Rum tarafı. Çünkü adada Kıbrıs Cumhuriyeti olarak, tırnak içinde belirtelim, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Rumlar tanındığı sürece bir noktaya varamıyorsunuz ki. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da buna vurgu yapıyor. Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıyarak Kıbrıs Türklerini sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir otoritesi, bir toplumu olarak görüyorsunuz. Bu da bir sonuç üretmez.
masada, müzakere masasında iki egemenliği tanıyarak karşılıklı bir müzakere olursa, ortak zemin olursa bir sonuca varırız noktasında bir yorumu var. Ve başarısızlığı kanıtlanmış bir formata bir sürece bizleri tekrar onay verip hiçbir başarı şansı olmayan bir müzakere sürecine dostlar alışverişte görsün diye başlamamızı istiyorlar diyor. Bu da diyor imkansız bir söz konusu değil diyor. Çünkü Birleşmiş Milletler kişisel temsilci atamıştı Koerer. Koerer'in 6 aylık bir süreci var. 6 aylık süreci sonucunda bir rapor yayınlaması gerekiyor. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul'u 6 aylık sürecinin uzatılmaması da gerektiğini belirtiyor. Dünya biliyor ki ortak zemin diye bir şey yoktur. Ortak zemin olmamasının tek nedeni de Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanınması. Kıbrıs Türk tarafının ise bu sözde Cumhuriyeti'nin bir toplumu olarak gösterilmesi diyor. Bunun değişmesi gerektiğini vurgu yapıyor. İki egemen devletin, iki ayrı devletin Kıbrıs'ta varlığının olmazsa olmazı olduğunu belirtiyor diyebiliriz. Safa Karahasan, sen de Coşkun çok güzel Özen özetledin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız da son derece net ifadelerle aslında çözümün son derece basit. Egemen iki eşit devlet temeli üzerinde inşa edilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Ama çözümsüzlükten yana olan uluslararası toplum, Batı, Avrupa Birliği yine Kıbrıs meselesine o bilindik formüllerle yaklaştığı sürece çözümün olmayacağı da aşikar. Senden aldık ayrıntıları, çok teşekkür ediyoruz. Bilgiler ve değerlendirmeler için Safa Karahasan. Sevgili seyirciler, Avrasya gündeminin bu bölümünde Taşkent'e gideceğiz. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Tacikistan ziyaretinde birbirinden önemli 28 belge imzalandı. Anlaşmalar hangi konularda, detayları neler? Taşkent muhabirimiz Şahrukbek Alimov aktaracak Özbekistan gündeminden başlıklarla birlikte bize. Evet, Coşkun Özen, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Tacikistan ziyareti devam ediyor. Dün başlamıştı ve iki günlük ziyaret kapsamında birçok görüşme ve buluşmalar, toplantılar yapılması planlanmıştı. Ve bu toplantılar hala da devam ediyor. Dün yapılan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman'da yapılan hem dar kapsamlı hem geniş kapsamlı toplantılarda toplam 28 belge imzalandı. Bu belgeler Özbekistan ve Tacikistan arasında sanayide ve sanayi üretiminin geliştirilmesinde, bilim dünyasında ve birçok sosyal ve kültürel anlamda işbirliğini güçlendirmek için imzalanan belgeler ve önümüzdeki dönemlerde bu belgeler üzerine işbirliği daha da güçlendirilmesi bekleniyor. Bunun dışında yine Özbekistan ve Tacikistan hükümetleri arasında ittifak münasebetlerini geliştirme sözleşmesi imzalandı ve iki ülke tarihinde, iki ülkenin dış politikasında önemli gelişme sağlayacağı söyleniyor bu sözleşmeyle birlikte. 2024 ve 2026 yıllarına ilişkin birçok alanda devlet kurumları, bakanlıklar kapsamında yol haritaları, işbirliğinin yol haritaları imzalandı. Aslında bakacak olursak Orta Asya'daki komşu ülkeler Özbekistan ve Tacikistan tarihte de günümüzde de kültürel anlamda birbirine çok yakın ve benzer ülkeler olarak kayda geçiyor. Ve bu yönde Tacikistan ile Özbekistan arasındaki siyasi ilişkilerin de gelişmesi, siyasi ilişkilerdeki yeni başarılar iki ülke toplumu için de önemli gelişmeler kaydedecek. İki günlük ziyaret kapsamında bunun dışında yine Özbekistan'ın Duşanbe Büyükelçiliği'nin yeni binası da teslim edildi ve iki ülke liderleri bu binayı ziyaret ederek başarılar dilediler çalışmalarına. Kültürel anlamda bakacak olursak Özbek Sinema Günleri gerçekleştirildi. Tacikistan'da ve Özbekistan'da sinemacıları tarafından çekilen ve vizyona giren en önemli filmler gösterisi gerçekleştirildi Duşanbe'de, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de ve Özbekistanlı birkaç sanatçıya Tacikistan Halk Sanatçısı unvanları da dün yapılan Cumhurbaşkanlarının katılımıyla yapılan törende teslim edildi. Öte yandan Özbekistan önümüzdeki 2030 yılına kadar yeşil enerjide, yani yenilenebilir enerji konusunda önemli gelişmeler kaydetmek için çalışmalarını sürdürüyor ve Enerji Bakanlığı, Özbekistan Enerji Bakanlığı'ndan verilen bilgilere göre 2023 yılında 13 milyar kilowatt saat
kapasiteye sahip olduğu Özbekistan ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla birlikte ülke ekonomisine %15 oranda katkı sağlaması bekleniyor. Geçen sene yani 2023 yılında 2 milyarı aşkın yabancı yatırım özellikle yenilenebilir enerji sektöründe, yeşil enerji sektöründe çekildi ve bu yatırımlar söz konusu olduğunda Özbekistan'ın çöl bölgelerinde, açık bölgelerinde rüzgar elektrik santralları ve güneş elektrik santrallarının devreye alınması söz konusu. Önümüzdeki dönem için yani 2024 yılı için de birkaç proje şu anda hayata geçirilmek üzere çalışmaları sürüyor. Ve önümüzdeki dönem için bakacak olursak Özbekistan'ın ekonomisine %15 oranda yenilenebilir enerji konusunda katkı sağlanması bekleniyor. Futbolda da bir gelişme var. Özbekistan 23 yaş altı futbol takımı Asya Kupası'nda iştiraklarını başladı ve ilk maçı Malezya ile yapılan ilk maçı 2-0 yenerek başarılarını kaydetti. Önümüzdeki dönem için Asya Kupası'nda da önemli başarılar kaydetmesi bekleniyor. Ve Özbekistan futbol tarihinde, Özbekistan futbol gelişmesinde Asya Kupası'nın da şampiyonluğu bekleniyor diyerek söz konusu bu futbol gelişmelerini takip ediyoruz diyerek sözü Taşkent'ten size bırakalım. Evet, Özbek gençleri tebrik ediyoruz biz de bu galibiyetlerinden ötürü. Şahrukbek Halimov Taşkent'ten aktardı. Özbekistan-Tacikistan arasında ziyaret esnasında son derece önemli anlaşmalara imza atıldı. Bir ziyarette bugün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından Kazakistan'a gerçekleştiriliyor. Bu gelişmeye ilişkin haberleri de TRT Avaz'ın önümüzdeki bültenlerinde aktaracağız sevgili seyirciler. Şimdi Azerbaycan'a gideceğiz. TRT ve AS TV ortak medya platformu kapsamında işbirliklerini geliştiriyor. Son olarak iki devlet kanalı iki önemli proje için tecrübesini paylaştı. Bakü'de çekimlerine başlanan iki projenin detaylarını öğreneceğiz. Çekimlerin bulunduğu tarihi içeri şehre gidelim. Şimdi muhabir arkadaşımız Fatih Avanos yanında projenin başındaki isim Ahmet Sabuncu var. Hemen sözü dönelim, onlara bırakalım. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu geçmişimizin, medeniyetimizin, kültürümüzün, tarihimizin izinde önemli yapıtlara imzalar atıyor. TRT'nin usta, deneyimli yapımcıları bu noktada izleyicilerle buluşturuyor tarihimizi, ortak değerlerimizi, Türkiye'nin kardeş ve akraba topluluklarıyla olan geçmişten yana gelen o ortak değerleri sizler için ön plana çıkarıyor. Yine Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürünün yine talimatıyla, koordinasyonuyla AS TV ile ortaklaşa TRT Avaz'da yayınlanmak üzere ve TRT'nin tabii diğer medya kurumlarında da paylaşılacak olan iki önemli yapım şu anda çekimleri devam ediyor. Başkent Bakü'deyiz. Şirvanşahlar Sarayı'nın hemen içerisinde. Müzenin hemen önündeyiz. Tarihi bir noktadayız. Yanımızda yapımcı Sayın Ahmet Selim Sabuncu var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hem 1. Türkoloji Kongresi 1926'daki hem diğer taraftan da yine Şirvani Hazretleri'nin, Bakubi Hazretleri'nin istirahatgahının hemen önündeyiz. Anladığım kadarıyla iki proje var elinizde. Önce bunlarla ilgili bilgi almak isteriz. Merhabalar tekrar. TRT'nin ve AS TV'nin ortak projeleri için buradayız. TRT Avaz'da yayınlanacak olan Türkiye'de Seyit Yahya Şirvani olarak bilinen, Azerbaycan'da da Bakuvi Hazretleri olarak bilinen Şirvani'nin hayat hikayesini anlatıyoruz bir belgeselde. Diğer belgeselde 1926'da yapılan Bakü Türkoloji Kongresi'nin bir belgeseli. İki belgesel için Bakü'deyiz. Önce Şamahi'ye gittik. Şamahi'de çekimler yaptık. Şimdi de Bakü'deyiz. İki projeyi paralel yürütmeye çalışıyoruz. Sonuçta güzel bir iş, iki tane belgeselimiz olacak. TRT Avaz ekranlarında yayınlanacak. Tarihçiler, akademisyenler ya da buradaki uzman isimler anlatımıyla mı gerçekleşecek? Evet, yani konunun Azerbaycan ve Türkiye'deki uzmanlarıyla çalışıyoruz. Bir de bizim buradaki teknik anlamdaki kritik noktamız da şu oldu. Hem AS TV'den kameramanlar hem TRT'den kameraman arkadaşlarla ortak çalışıyoruz. Bu da iki kurumun birbirine yaklaşmasını ve ortak bir projede beraber çalışmasına getiriyor.
Bu da yayıncılıkta keyifli olan bir nokta. Birbirimize deneyimlerimizi aktarıyoruz. Keyifli bir çalışma oluyor şimdilik. Proje önünüze geldiğinde mutlaka bir araştırmışsınızdır. Bak, böyle sizi ilginç gelen size ya da sizi şaşırtan yeni bilgiler oldu mu? Ya da bu noktada heyecanlandıran bir kısmı oldu mu? Şimdi Bakü Dil Kurultayı çok ilgimizi çekiyordu. Onunla da ilgili olarak Halit Said Hocaev'in bir kitabını bulduk. Azerbaycanlı bir bilim insanı. Onun trenle Azerbaycan hükümeti görevlendiriyor ve bütün Türk dünyasını dolaşıp kongreye davet ediyor. Tabii 1926 yılında böyle bir şeyin yapılması çok kolay bir şey değil. Bütün Türk dünyasını dolaşması. Onun çok güzel bir kitabı var. O kitabı biraz referans alıp onun hayatı üzerinden dil kurultayını anlatmayı planlıyoruz. Açıkçası o beni çok heyecanlandırdı. Hala da heyecanlandırıyor. Peki plan ne zaman yayınlanma süresi, çekimler ne kadar sürecek? Çekimler, yani Bakü'deki çekimler 24'üne kadar sürecek. Daha sonra Türkiye'deki çekimler var. Onlar da birkaç ilde olacak. O konuda da çalışmalarımız sürüyor. Sanıyorum Eylül gibi iki belgeseli de yayına hazır hale getirmiş olacağız. TRT Avaz ekranlarını izleyeceğiz. Peki kaç bölümden oluşacak? Onlarla ilgili bilgi var mı? Birer bölümden oluşacak. Ama daha sonra AzTV ve TRT'nin gene TRT Avaz'da yayınlanmak üzere bir 10 projesi daha var. Bunlar bittikten sonra onlara başlayacağız. TRT özellikle bu Şuşa beyannamesiyle birlikte iki ülke stratejik müttefiklik seviyesine yükseltti ilişkileri ve ortak medya platformu kapsamında da bu ortak projeler başladı. Zannediyorum bu proje ilk olacak AzTV ve TRT'nin bu anlamda çekimini birlikte gerçekleştirdiği. Evet, benim de bildiğim kadarıyla ilk ortak yapım projeleri bunlar. Ve bundan sonrası devamının geleceğini de düşünüyorum. Çünkü bu tür şeylerde biliyorsunuz ilk olmak biraz zordur. Ondan sonra kapılar daha rahat açılır. Sanıyorum TRT ile AzTV'nin ortaklığı devam edecek. Peki TRT Avaz'a yeni projeler olacak mı? Yine Türk dünyasından, Özbekistan, Kırgızistan ya da diğer bölgelerden, yörelerden? Daha önce yaptığımız bir Modern İpek Yolu projemiz vardı. Türk Keneşi ile beraber. Onun 4 bölümü tamamlanmıştı. Özbekistan birliğe sonradan dahil olduğu için Özbekistan bölümümüz eksik. Onu da önümüzdeki aylarda da onu tamamlayacağız. Efendim heyecanla bekliyoruz. Elinize emeğinize sağlık şimdiden. Sağ çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Evet, TRT'nin usta, deneyimli isimlerinden Sayın Ahmet Selim Sabuncu ile birlikteydik, yapımcımız. Bakuvi Hazretleri'nin hemen istirahatgahının önündeyiz. Dediğimiz gibi TRT Avaz için sonbaharda izleyiciyle buluşacak önemli bir yapıt için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Hatırlatalım, yine Genel Müdürümüz Mehmet Zahit Sobacı'nın direktifleriyle ortak yapımlar Azerbaycan'la, diğer yörelerle, kardeş ülkelerle ortak yapımlar devam ediyor. İzleyiciyle buluşuyor. Milli ve anneannevi geleneğimizi yansıtan aslında projeler. Bunlar çok kıymetli projeler. TRT Avaz'ın başındaki kıymetli isim Sayın Seda Sağırkaya da bu projeye özellikle önem verdiğinin altını çizelim ve TRT Bakü temsilciliği olarak da biz de elimizden geldiğince burada bu noktada destek veriyoruz diyelim. Bakü'de son notlar bu şekilde, sözü yeniden size bırakın. Fatih Avanos'a, Ahmet Sabuncu'ya teşekkürler. İşte Bakü'den aldık bilgileri. TRT Avaz yeni döneme birbirinden güzel belgesellerle hazırlanıyor. Kısa sürede ekranlarınızda olacak sevgili seyirciler. Bu güzel haberle birlikte Avrasya gündeminin sonuna geldik. Bugün de yarın yine aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.